Şu sene. Peki bir şey söyleyeceğim. Ya abi sen Lozan'a aykırı davrandın, uluslararası hukuku çiğnedin, Midilli'ye askeri araçlar, zırhlı araçlar yığdın. Ben bunu tespit ettim diyerek Midilli'ye Türk askeri bir çıkarma yapsa bu savaş sebebi savaş mı olacak yani bu savaş? o büyük çatışma yol açabilir. Yani bu detayları şu Peki anda bu ben bilemem yani bu tür şeyleri. Anladım da bu adamların Abdullah Bey siz biliyor musunuz Lozanı ihlal etmelerinin bir yaptırımı var mı? Yaptırım yok. Hani yani, yani ya bun, bununla ço ilgili çocuklar e, bak burada Lozan'ı ihmal e, ihlal ediyorsunuz deyip bunların kulaklarını çekecek bir mekanizma, uluslararası bir mekanizma var mı? Şimdi normalde olması gerekiyor. Lozan'a imza atan ülkeleri bunlarınkide yönetsin üzerine baskı uygulamaları gerekiyor. Kulaklarına çekecek yer geçti. Ama ama Birleşmiş Milletler. E, sonuçta bu projenin sahibi evet. e, Avrupa Birliği yani Güney Kıbrıs Rum kesimini 2003 yılında bütün adanın temsilcisi olarak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne işgal edilmiş topraklar olarak tanımlayıp, ondan sonra oluşturmuş oldukları siyasi haritada zaten Yunanistanın arkasında kimin olduğunu çok rahatlıkla görüyoruz. Bugün Amerika üzerinden konuşuyoruz ama tamam asıl işte bu sorunun o mekanizmanın olmaması ya da varsa bile çalışmaması, işlememesi, işlerlik kazanmaması Yunanistanın içine geliyor sürekli o anlaşma şu yapılabilir. Yani benim e, örneğin geçen bir fırsat var. Hatta ben bunu bir fırsat olarak değerlendirdim ama yetişemedik. E, bizim karasularımıza girmiş, e, eski işte e, İsrail e krize sebebiyet veren gemi bir şekilde Türk karasularına girdiği zaman Türk bayrağını çektikten sonra Yunan hücum botları tarafından e, işte e, etrafı sarıldı. Eee atıldı, tehdit edildi ve kurşun sıkıldı. O esnada yakalayıp o iki tane de Yunan hücum butonu Türk karasularında kısı, e, gönderseydik çok iyi bir cevap olurdu bence örneğin. Yani Mesela. bu, ya bu, bu, çok iyi çok iyi. Yani ondan sonra gitsin istediği kadar Amerika Birleşik Devletleri etekleri altında ağlasın. Fransa'nın etekler altında ağlasın. Benim karasularımda böyle bir ateş yani benim himayemdeki olan bir gemiyi ateş açıyorsun sen. Şimdi bu bir fırsat ama bizim tabii hücum e, botlarımız yakında olmadığı için biz bir daha kadar kaçtı Anladım. gitti. Ya da şu Hakan Bey şu başka, başka bir örnekler formül. var. Başka örnekler var. Ba başka bir de şöyle bir formül var. Daha geniş bir kardak benzeri operasyonlar. Kardak tipi daha kapsamlı bir şey. Bu da bir göz daha olur. Yani ama hem kardak da şimdi, yine Zafer Şahin'in söylediğine geliyor. Yani. Ee, ne diyorsunuz Ay son adına? nokta ama bu bir dakika. İşte herhangi bir anlaşmayla egemenliği hiçbir devlete devredilmemiş Tabii. ve hukuken hala Osmanlı adası hüviyetindeki evet. ada, adacık ve kayalıklar. Orada onlar gelir Kardak gibi 12 tane kayalıkta ya da adada bu operasyonu yaparsınız. Hem milli gururumuz tatmin olmuş olur, hem de Yunanistan sus payını alır. Ama bunu hem böyle de büyük çatışma olmaz. Bunu Efendim? böyle böyle anlatırsak. Şimdi bunun nasıl yani olacağını, yani olacağını keçilerin otladığı mi? adacıklar gibi değil, O yani büyük e, ada hüviyetinde ya işte yerler de var. Şu anda biz Yaşın yani sohbet ediyoruz. Orada. onu bulurlar. Şöyle bakın, yani. bundan 15 yıl önce bu haber de oldu. <laughs> Yunanistan Avrupa'da daha ekonomik olarak batmamışlardı. Maaşla bu adalarda yaşamak üzere adam almaya çalışıyordu maaşlı Robinsonlar diye hatta haber olmuştu hmm. ki oralarda bir devlet uygulaması yapsın yarın öbür gün anlaşma masasına oturduğunda Peki, diyecek ki yaptı mı bunu? Tabii tabii oraya insanlar yerleştirmiş birçok yere. Öyle mi? Tabii mesela burada temel kriter şu. Eritre Yemen anlaşması var 1998 tarihli. Şuna bakılıyor. Adalar konusu gündeme geldiğinde kime ait? Üzerinde bir devlet uygulaması var mı? Karakol var mı? Sağlık ocağı var mı? Yaşayan var mı? Buna bakıyorlar. O günleri hesap ederek ta o yüzlerce ada adacık evet. ve kayalık üzerinde adamlar planlamalar yapmışlar. Evet. Ya şöyle bir örnek vereyim de daha iyi anlaşılsın ne demek istediğim. Bakın Margaret Thatcher demirleydi İngiltere'de. Yani normalde İngiltere'de bir seçim sonra seçimi kaybedecek bir hanımefendi. Tamam mı? Falkland adaları. Öyle. Evet bir Falkland adaları harekatıyla bak tek <laughs> Falkland adaları olayıyla Üç seçim üst üste kazandı. 11 yıl başbakan kaldı. Ama Maradona da o golü atarak Tanrının eli diyerek Arjantin'in olabilir. Ama artık şunu artık demek atardım. istiyorum. Yani Hakikaten bazen öyle oldu ama yani futbol <laughs> doğru, sadece pop değildir Savaşmadan benim derdim ne biliyor musunuz? Sınırda, Edirne civarında, ne bileyim Tekirdağ'da veyahut Yunanistan'ın dede açında öyle tanklar, toplar, cephe savaşları olmadan ya da onların hava gücü ya da bizim hava gücümüz birbirimizi bombalamadan sivil Yunan, sivil Türk ölmeden bir askeri operasyonla, milli bir operasyon yaparsınız. Hem bunu yaparsanız hem milli onurumuz tatmin Nasıl bir olur. operasyon olacak böyle? Hiç kimse ölmeyecek. Onu da artık devlet planlıyor <laughs> yani. Bu, bunu, Bunun bunun göstergesi şu olacak. Bugüne kadar Türkiye'de iki kez oldu. Birincisi hatırlayın. Kara Kuvvetleri Komutanı gitti sınırda. Atilla Ateş. E, şey, Öcalan'ı yani, Suriye'den çıkarttı. Çıkartıldı. Hmm. Bu birinci yapılan şeydir. İkincisini de Baş, başarılı yine operasyon. o zaman Genel Başkanı Tansu Çiller ile birlikte hareket ettik. Kardak krizini yaşadık. Doğru. Eğer birinci konuşan Cumhurbaşkanı değil de Milli Savunma Bakanı yükseltirse sesini istediğimiz kadar düşünelim. Bu Yunanistan'a işte o zaman ciddi bir ihtardır. Geliyoruz. Peki. Yani ha bir, bir numara konuşmadığı zaman bu ne demektir? İki numaranın yaptığı eylemi ya Sine'ye şakacaksınız ya Ama yani arsız ederdiniz. Ama Hulusi Akar'ın bütün konuşmalarında da bir barış hayır, mesajı ben, var. Ben, ben, yani ta ta hayır, hayır. O, o konuşma öyle oluyor. yapmak zorunda. Şu anda bir numara yapıyor. Peki. Ya, Ansızın gelebilir. Bu sizin konuşma. görüşünüz. Cumhurbaşkanı da bunu tercih etmiyor. Farklı bir yaklaşım sergiliyor. Hanginiz haklısınız bilmiyorum. Hakan Bey, şu şeyi soracağım. Masum Bey'in hatırlattığı Buyurun. Madem Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yunanistan'la savaşmaya ve savaşmanın getireceği yükleri sırtına almaya hazır değil. Bu uyanıklığı sergiliyor. E, bizi kapıştırmak isteyen güçlerin e, olduğunun farkında o güçlerin oyuna gelmek istemiyor. Madem evet. Niye ikide bir bir gece ansızın gelebiliriz diye bir mesaj veriyor. Evet çünkü bunun bu yaklaşıma karşı sizin cevabınız bu olursa yatıştırmak için biraz daha etkili olursunuz. Yatıştırmanızın yolu bu yani. Peki bunun altının dolu ya da boş olduğunu Yunanistan tartabilir mi? Tartar. Çünkü Türklerle ilgili tarih konusunda yani bizde 800 yıllık bir geçmişleri var. 900 yıllık hatta. 1100'den beri buralardayız. Altının boş olduğunu mu düşünürler? Hayır, hayır, hayır. Türkiye ile onlar, Yunanlılar çaka olmayacağını bilirler. Ve emin olun, yani e, hele böyle bir pozisyon almış bir Türkiye ile hiç şaka olmayacağını bilirler. Açıkçası bir laf daha söyleyeceğim. İnsanlar benim milli konulardaki hassasiyetimi bildikleri için kimse bana kızmayacak. Ben Yunan aklına da güveniyorum. Bakın, neden biliyor musunuz? İki sebepten güveniyorum. Bir, bizi iyi tanıyorlar. Siz Türk'te tarih ya da Türklerin kitabını yazın diye beş ulusa yazdırsanız yazacak beş ulustan biri Yunanlar, biri de İranlardır. Bizi çok iyi tanırlar. Bir, bu sebepten inanıyorum buna. İki, deneyimleri var, yaşadıkları somut şeyler var. Türklerle ilgili bu konuda deneyimleri var, tecrübeleri var. Yani en hakim oldukları ya da bir diğer de işte tek hakim oldukları zamanda ve ortamda İstanbul'da müttefiki duruyor İngiliz ve itilaf devletleri de savaş kazanmış. Ve Osmanlı hasta adam. Ve Osmanlı'da bitmiş, bitmiş, tatil. İki tane kol ordusu kalmış. Birisi 15. kolordu Erzurum'da falan. O kadar. Başka bir gücü yok. Bitik Osmanlı'ya adam asker çıkarıyor İzmir'e. Ve ne oluyor, ne bitiyor? İki yıl içinde derdest oluyor, geri gidiyor ya. Şimdi böyle bu, bir de bu ekstrem örnek. Bunun dışında... Hayır, bunu çok iyi biliyorlar ama. Bunu da iyi biliyorlar. Bu diyorum en yakını, en ekstremi, en aşırı örneği. Ama bunun gibi bunlar 100 tane tecrübeleri var. Ya bu konuda şöyle bir şey söyledi Hulusi Akar. Ee, hatırlattı yani. Çoğu kimse bilmez. Atatürk'ün ee, İzmir'den tüskürtmesinden sonra Yunan Yunanlıları Yunan askerlerini hı hı. Yunanistan'da bir baş üç başbakan, bir dışişleri bakanı ve bir komutan, bir başkomutan idam ediliyor. Biliyor evet. musunuz bunu? Evet. Ben bir kişi biliyordum. Çok acayip geldi bana yani. Ve ben kral devriliyor. Idam. Kral devriliyor, hani idam ediliyor. Ya yani Hulusi Akar diyor ki ya kardeşim bak 100 yıl önce yapılan hatayı hatırlayın. Bu, bu konuları kaşıyorsunuz. Bak sonu idamla biten olayları gördünüz, yaşadınız. Siyasetçiler de söylüyor bunu. Şu anki mevcut siyasetçilere. Yani bu işin diyor ceremesini yine siz çekersiniz gibi bir hatırlatmada bulundu. Enteresan geldi bana yani. Türk toplumunun devlet konseptinin Yunanlar gerçekten iyi bilir. Yani Türklere karşı hakim oldukları finalde tek savaş Balkan Savaşı'dır. Ama Balkan Savaşı bile, bakın orada yani normal haritaya baktığınızda Balkan Savaşı bile zaten aşağı yukarı şekil almış bir Trakya'nın sadece adının konmasıydı. Dolayısıyla yani onun dışında 900 yıllık e, yüzlerce tecrübeleri var. Hakan Bey şimdi burada az önce şunu konuştuk ya Yunanistan anlaşmaları nasıl ihlal ediyor ve uluslararası kamuoyu niye sessiz kalıyor? Batı Trakya ile ilgili. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu 10 civarı karar var. Ya siz burada haksızlık yapıyorsunuz, insan hakları ihlalinde bulunuyorsunuz diye Yunanistan hakkında. Evet. Mesela adamlar hiçbir adım atmıyorlar ve Avrupa Birliği de, Avrupa Komisyonu da hiçbir yaptırım uygulamıyor. Hiçbir yaptırım uygulamıyor. Evet. Yani şimdi burada mesele yine program başında konuştuğumuz güçlü olacaksın kardeşim Murat. Burada sen güçlü olmazsan Haklı olmak Ya bu işe anlaşmaları yaramıyor. ihlal ediyor işte Avrupa niye bir şey yapmıyor? Amerika niye onları destekliyor? Haklı olmak bir işe yaramıyor. E tabii yani. onlar maça 3-0 önde Öyle başlıyorlar zaten. bizle ilgili zaten. hiç işe yaramıyor. Ya birçok ola haklı olduğumuz hiçbir olayda ne Amerika Birleşik Devletleri ne Avrupa ya bu adamlar haklı dememiştir asla. Şimdi ben kafama takılan bir konu var. Masum Bey az önce söyledi. E, hem Abdullah Bey'e hem de size yine sizin biraz da Hakan Bey uzmanlık alanınıza giriyor. Yani objektif bir şekilde hiçbir siyasi bağlantı gütmeden cevaplamanızı rica edeceğim her ikinizden de. Ee, şimdi bir süre önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet attı bu Yunanistan Türkiye gerilimi ile ilgili. Daha önce ko konuştuk galiba bu konuyu. Evet, evet. Onu, ko ko konuştuk. Şimdi bir gelsin ekrana. Ben hani Kemal Kılıçdaroğlu'nu tartışmak istemiyorum. Onunla ilgili konuşmak istemiyorum. Ben sadece burada sergilenen yaklaşımın Türkiye'de bir kısım ahali tarafından da benimsenen bir görüş olduğunu görüyorum. Bunu biraz sizinle konuşmak istiyorum her ikinize de. Yani diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu ya diyor bu yine İslam meselesi ve savaş tamtanları ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu diyor Miçetuakis ile Erdoğan'ın ortak bir noktası var. İkisinin de oyları düşüyor diyor. Dolayısıyla bunlar diyor savaş kartını oynuyorlar diyor. Kafa bu diyor yani. Şimdi bu burada kalsın. Şu yaşanan gelişmeleri ya ben zaman zaman bakıyorum yani Türkiye abartıyor mu hani böyle feveran ederek bu konuda tepki göstererek Yunanistan'ın yaptıkları karşısında sesini yükselterek abar abartıyor mu yani böyle bir ya seçim var şimdi ben biraz bağırayım, çağırayım da milletin oyunu alayım. Böyle bir yaklaşım içinde olabilir mi? Yani Türk Türkiye'yi idare edenler sizin yaklaşımınız nedir Abdullah Bey? Ya aksine yani Türkiye bu noktada son derece e, sabırlı davranıyor. Yani şu an Türkiye eğer Yunanistan'ın bu savaş çırtkanlığına karşılık verecek olsa e, yani bambaşka bir iklimin oluşması gerekiyordu. Şimdi e, S300'lerle F16'larımıza radar kilidi atıyor NATO görevi yaparken. Yani Türkiye'nin başında olan bir kişinin Türkiye'yi yöneten bir yetkilinin buna mutlak surette bir cevap vermesi gerekir mi? Yani aksi ne yani bu, buradaki bakın hiçbir siyasi göndermeli ilgili Türkiye bu konuda son derece soğukkanlı ve sabırlı davranıyor. Çünkü burada bakın bu bir hani bir harekatla ilgili bir işte seçime yönelik bir harekattır gibi bir cümle bence kurulmaz. Çünkü harekatların da değeri çok büyük benim nazarımda. Ama hani bir harekat için böyle bir cümleyi kurabilirsiniz. Bir terörle mücadele harekatıdır. Yani konjektürü oluşturup bu savaşla ilgili, müca yani terörle mücadeleyle ilgili e, angaja devletleri bir şekilde anlaştığınız zaman bu, bu, bu bir hani bir e, siyasi bir söyle üretebilirsiniz. Ama bu çok riskli. Ya bu e, Türkiye'nin yani örneğin burada bir yara alınsa, onur değerle ilgili bir yara alınsa yani iktidarı 50 kere götürür. Ya bu çok riskli ya çünkü sonuçta Yunanistan'la ilgili bir mücadeleden bahsetmiyoruz. Yunanistan'ın Ardıl'ının kurguladığı bir savaştan bahsediyoruz. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı yem edildiği, Yunanistan'ın kaybedeceği ama Türkiye'nin de çok ağır hasar alacağı belki bir Pirus zaferi. Ki Pirus zaferi elde edebileceğimiz dairede bir garanti yok. Şimdi şöyle bir şey var. Yani örneğin bu işin içerisinde yani tahkir var. Şimdi taciz var. Tamam. Tehdit var. Yani sanki böyle Türkiye ortada pek bir şey yokmuş da aman seçim var. Ben bir iki çıkış yapayım, hamaset üreteyim ve buradan biraz oy kazanayım. Ben ben, ben valla ben öyle düşünmüyorum çünkü burada e, yaşanan olaylar Türkiye burada edilgen. Türkiye mütecaviz değil, saldırgan değil. Yani sürekli Yunanistan'ın tacizlerine dişini sıkan ve Türkiye'deki e, milliyetçi kesimlerin vatanperver kesimlerin sinirlenmesine ve hükümet neden buna karşılık vermiyor demesine sebebiyet veren bir mesele var. Böyle, örneğin Zafer Bey ne diyor? Bir şey yapılmayla ilgili bir zorunluluk hissediliyor ki buna dair bir şeyler yapılacağına dair bir şeyler tahminlerim var diyor. Bir şeyler duyuyorum diyor. Çünkü ortada bakın bir savunma bakanı geliyor Meclis Adası'na ben hadi şöyle bir şapada şupada yüzeyim. Tahkir ediyor. Sizin onur değerinize bir göndermesi var. Yani ben e, Türk karasularına girerim ama Türkiye bana hiçbir şey yapmaz diyor. Yapamaz diyor. E S-300 de bunu yapıyor. E, sizin uçağınızda kilit atıyor. Türkiye bir şey yapmıyor. E, ondan sonra havadan kilit atıyor. Bir şey yapmıyor. E, gemi gemi, gemi e, Türk karasularına girmiş. Türk bandırasını çekmiş. Bayrağını çekmiş. Peşinden kavu oluyor. Türkiye'nin himayesindeki gemiye ateş açıyor. Yani sizin egemenliğinizle ilgili. Sizin onur değerlerinizle ilgili mütecaviz hamlelerde bulunuyor. Sizi kışkırtıyor. Tahkir ediyor. Onur değerlerinizle oynuyor tehdit ediyor, taciz ediyor. Ve Türkiye karşı karşıya kaldığı, kalabileceği tehdidi görerek bunlara karşı sabrediyor. Şimdi burada hükümetin lehine gelişen bir durum yok bence. Şimdi... Ama şu, şöyle bir gerçek var. Ben ben şöyle düşünüyorum bakın söylüyorum. Yunanistan 50 kere bir dersi hak etti. Evet. Sadece Yunanistan değil. Yunanistan'ın ardını da 50 kere bir dersi hak etti. Ya bu nereye kadar sürecek bu oyun? Yok yani siz, siz ne, Türk bu, insanının, Türkiye'nin bu egemenliği şey oynayacaksınız. Üniter yapısını tehdit edeceksiniz. Onur değerleri oynayacaksınız Türkiye'mizin. Bu Türkiye buna ses çıkartmayacak. Ya burada burada bir gerçek var. Şimdi ben ben şöyle diyorum bakın. Benim benim aklım ona eriyor. Hani e, kurt kışı geçirirmiş ama yedi ayazı da unutmazmış. Şimdi biz burada dişimizi sıkıyoruz ama bunun hesabı mutlaka görülecek. Bu, bu, son, bu böyle gitmez bu hikaye? Bence bu, şey, adam, yani siz yani. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından, Güney Kıbrıs'ın kesimiyle, Kı, Yunanistan adalar üzerinden bir Türkiye'nin varoluşsal bir geleceğini yok etmeye çalışıyorsunuz. E, Ege'ye Ege açılmayasınız diyorsunuz. Uluslararası hava sahası çıktığınız zaman, denize çıktığınız zaman direkt Yunan, Yunan şeyde engellemesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ya, e, bu, bunların hepsinin gelecekle ilgili, egemenlikle ilgili son derece önemli karşılıkları var. Ve Türkiye, Sadece bakın, Türkiye'nin bir işi var, Irak'ta ve Suriye'de bir işi var. O işi bitirmedi, yani bu işi yapanlar, bu işi kurgulayanlar, Türkiye'nin oradaki yapmış olduğu işin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar. Bu o yüzden benim cümlem şu: Illa ki cevabı burada vermek zorunda değilsiniz. Yani illa ki ben gideyim iki tane, bakın ben bu işin hamasi kısmı değil. Biz Yunanistan'a giriştiğimiz zaman kalıcı sonuçlar üretmesi gerekiyor. Yani biz burada Yunanistan'a gelelim bir hani bir şey bir çatışma hayır ben bunun taraftarı değilim Yunanistan bu yani kalıcı Ege'deki sorunu kalıcı şekilde çözebilecek bir şey ihtiyaç var bir mücadeleye ihtiyaç var çünkü biraz önce bir harita gösterdiniz siz isyan ettiniz geldiniz böyle bir bir kurt taksimi böyle bir taksim olur mu gelmiş benim tam dibine girmiş bir de benim ana kıtamın uzantısı adalar şimdi buraları birileri alemet mi Kuranda ayet mi var? Bu adalar şey kıyamete kadar Yunanistan'ın elinde kalacak diye. Geçmişte de el değiştirmiş, genel değiştirir. Ne demek yani? Benim benim egemenliğimi tehdit eden bir fotoğraf bu. Ben şimdi şöyle bir cümle kuruyorum. Türkiye diyoruz ki hepimizin bir e, ideali var. Türkiye artık bir bir bölgesinde bir jeopolitik aktördür. Şimdi jeopolitik bu Hamas cümle kuramayız. İçinizde istikrarsızlık var. Kenar kuşağınızda istikrarsızlık var. Nasıl jeopolitik mücadele yapacaksınız? O yüzden siz Yunanistan'la ilgili meseleyi kalıcı olarak halletmek zorundasınız. Terör meselesini kalıcı olarak bitirmek zorundasınız. Suriye'den ve Irak'tan size gelen tehdidi PKK tehdidini ortadan kaldırmak zorundasınız. Şimdi bir kuşatma var. Şimdi kuşatma Yunanistan üzerinden yapılan bir kuşatma değil ki. PKK üzerinden yapılan bir başka kuşatma var. PKK üzerinden yapılan kuşatmayı kırın. Burası boşa çıkıyor zaten. Şimdi Doğru, ben birazcık da onu söyleyeyim. Yani cevabı bir şey illa ki burada, burada vermeniz gerekmiyor. E, sayın Bakanım bir cümle kurdu. Enerji jeopolitiği ile ilgili bir cümle kurdu. Enerji jeopolitiğini bozacağınız alanlardan bir tanesi de Irak, bir tanesi de Suriye. Yani YPG PKK'nın girdiği alana girin. Bakın neler değişiyor.